Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı lider Aray Karıcan'ın Sahra Hastanesi'nde tedavi gördüğü bir video yayınlandı. Ermeni sosyal ağ kullanıcıları tarafından paylaşılan video, bir askerin askeri üniforma ile tedavi edildiğini gösterdi. Videoyu paylaşan Ermeniler, Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçıların lideri Aray Karıcan'ın askeri üniforma ile ağır yaralandığını iddia ediyor. Karıcan'ın birkaç gün önce Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından tahrip edilmiş bir kervanda olduğu unutulmamalıdır. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 Kasım saat 6'dan itibaren Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Agdan ve Açebedi ilçelerine ateş açtığını bildirdi. Aynı zamanda Ermenistan Azerbaycan'ın Kazah, Tovuz ve Taşkesen bölgelerinde bulunan askeri birliklerimizin mevzileri düşman tarafından ateş edildi. Azerbaycan'ın Savunma Bakanlığı'na göre işgalci ordunun silahları ve cepheleri tükeniyor. Azerbaycan'ın milletvekili Vugar Bayramov'dan yapılan açıklamada ise şu ana kadar cesur ordumuz 2.7 milyar dolarlık düşman mühimmatı ve askeri tesisatı imha etti. Devlet bütçesi 2.7 milyar doların altında olan bir ülke için bu ciddi bir kayıp olduğunu, Ermenistan'ın bir takım silah ve mühimmatı bedelsiz ya da ödünç alsa bile kısa sürede askeri üssünü yeniden güçlendirmenin gerçekçi olmadığı açıktır dedi. Bayramov, gerçek şu ki Ermenistan'ın uzun vadeli bir savaş yürütme kapasitesi yok. Bu nedenle düşmanın ilk bariyeri geçen ayın başlarında yıkıldıktan sonra işgalci ülke çaresizce ateşkes sağlamaya çalışıyordu. Şanlı ordumuz bu engelleri aştı. Böylece Azerbaycan ordusu savaşın 6. haftasına ciddi avantajlarla başlıyor. Başkomutanımızın önderliğinde geçtiğimiz 5 hafta boyunca 200'e yakın yerleşim birimini kurtaran cesur ordumuzun bu haftada güzel haberlerle bizleri sevindireceğine inanıyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır dedi. Türkiye Acil Durum Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin sonucunda ölü sayısının 83'e yükseldiğini, olayda toplam 962 kişi yaralandığını, 743'ü tedavi edildiğini ve 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Azerbaycan'ın Bakanlar Kurulu'na bağlı operasyonel karargah tarafından yapılan açıklamada 1175 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildiğini, 614 kişi tedavi edildiğini belirtti. Azerbaycan'da şu ana kadar 44.157 kişi tedavi edildi, 742 kişi hayatını kaybetti.